benim çok fazla hobim yok ben hobilerim işlerim dolayısıyla Hobiye da çok zamanında. elim elimden geldiğince onlarla vakit geçirdiğim için de böyle biraz kalabalık bir hayat oluyor yani ki bence çok da yüklenmediğin bir mesleğin var gibi geliyor bana yani işte iki iki meslek olunca evet. iki insan hayatı yaşıyorsun dolayısıyla E tabii ki tek meslek olduğunda harcayacağın efor kadar ya da e, e, ne derler vakit ayıracağın vakit kadar vakit ayıramıyorsun evet. ama ben bu durumdan çok memnunum, mutluyum çünkü birinden birini yapmazsam mutsuz olurum. Dolayısıyla da e, bir de yan şeyleri var biliyorsun İşte dublaj bilmem neydi evet. <laughs> o şeyleri de seviyorum. Ya program bazen oluyor, program sunuyorum falan Hı -hı. çok seviyorum. Ya bu bunların içinde olmayı e, seviyorum. Tatili sevmiyorum. E, ben üç günden fazla tatil yapamıyorum. Mutsuz hissediyorum kendimi. Hiçbir işe yaramaz hissediyorum. Dolayısıyla e, hayatımdan memnunum. Zaten memnun olmalısın. Dolayısıyla anı çok birikiyor tabii. Çok. Bir de çok yani o da var. Bilmediğim ne kadar çok şey varmış. Ne muzurmuşsun. <laughs> ne demek o abinin batarisini. Aman Çan... canım onları da bilme artık yani. Ay bunu anlatır Yani musun? 20 20 seneyi geçti sen benim hayatımdasın. Evet 20 seneyi Ceyda e, bir de öncesi var tabii bunun. Evet. E, onu da bilmeyi ver Ama artık canım. Ama çok eğlenceliymiş <laughs> Eğlenceli. bir dakika yani. Şimdi çok kıymetli bir ailenin çocuğusun her şeyden önce. Eksik Allah olmaz, rahmet eylesin anneciğim babacığım. Evet. Yerlerinde rahat etsinler. Abi. Ama ben biliyorum evlat olarak da tüm sorumluluklarını yerine getirdim. İkisiyle de o kadar zarif ve naif bir vedalaşma sürecin oldu ki e, bunu becerebilmek sana ne hissettiriyor? Özellikle bir baba olarak. Ben geçen gün düşündüm bunu. Ben çok rahatım. Değil mi? Çok rahatım. Çok, çok rahatım. İkisinin de çok fazla acı çekmeden... E, Sonsuzluğa uğurladığımız uğurladığımız için bir kere çok rahatım. Evet. İkisiyle de son dönemlerinde çok fazlaca vakit geçirdiğim için evet. e, elimden geleni yaptım onlara vakit ayırmak adına. Çünkü sonuç itibariyle hayatın bir döneminde onlar e, emekliliklerini yaşarken ben böyle çok yoğun bir hayat yaşıyordum. Dolayısıyla o zamanlar o kadar çok e, vakit ayıramıyorduk birbirimize. Ee, ama iyi olduklarını her zaman şahidim. Yazları görüşüyorduk, kışın da vaktim oldukça gidiyordum ona çeşmeye yerleşmişlerdi. Evet Fakat ikisinin de son dönemlerinde yanlarındaydım ya da onlar benim yanımdaydı. Dolayısıyla da bu konuda çok içim rahat, huzurluyum. Ee, çok büyük sıkıntılar çekmemelerini sağlamak için elimden geleni yaptım. Ee, elimizden geldiğince başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla e, inşallah gittikleri yerlerde de, i̇nşallah. yerde de çok iyilerdir. Yani Allah sıralı veda versin tabii ki bu tabii. çok kıymetli ama geride kalanlar için içinin rahat etmiş olması ki babanın cenaze gününde hani bir beş dakika yanında gördüğüm gözlemlediğim şey çok ferah vedalaşmış ee, ve evet. ben buna çok seviyorum. Yani gidene de hakkıyla veda etmek. Ahlanıp vahlanmadan, dövünmeden. İkisiyle de vedalaştım. Ne kıymetli bir İkisiyle şey. de vedalaşma imkanım oldu. Bir Bu şükür herhalde be. beni çok Evet huzurlu kılan. Çok dingindin mesela Öyleyim o gün. Öyleyim çünkü hakikaten bunu yaşamak çok özel bir durum. Çok. Bazen şeye kaptırıyoruz kendimizi. O, o paniğe giriyoruz. O panik anında vedalaşmayı unutuyoruz. Bilmiyorum sonrasında buluşacak mıyız ama buluşacaksak da buluşana kadar buluşamayacaksak da e, veda etmiş oluyoruz. Her yerinde yani. var onlar bence. E tabii yani o son itibari burada Çok oldukları kıymetli. sürece. Çok güzel. Nedir bu haylazlık? Çocuklukta başlayan. Ben senin liseyi <laughs> bu kadar uzun zamanda bitirdiğini bilmiyorum nasıl yani? Geçen gün bizim Uzay e, biraz zayıftı dersleri son dönem. E, böyle 30'lar, 40'lar falan oluyor. Biraz böyle büyüklendi. Bir çok da iyi bir hoca da bulduk ona yol gösterecek. Çünkü Zayıf bir şeyi abi, öğrenmenin yöne, yöne, yöntemi var ya. Tabii. Onu çocuğu onu yakalamak lazım. Yoksa herkesin kafası basar da nasıl öğreneceğini bilmesi lazım. Çok iyi bir hoca bulduk. 84 almış matematikten. Dedim ki oğlum ne yapıyorsun sen ya? Böyle ani çıkışlar yapma. 40'tan 84. Kalbimize 24. mi indireceksin dedim. Ben ömrü hayatımda hiç görmedim 84 matematikten mesela. Yani hiç ama yani ortaokulda belki olmuş mudur oradaki 50 60'ı geçmemiştir. E, lisede zaten geçmiş olsun. E, ben matematik dersinden hiç görmedim. Hatta bunun da esprisini e, matematik hocamla hala görüşürüm lise matematik ne hocamla. Güzel. Çok severim. Zehra hocama söyledim. Dedim ki hocam beni çok seviyordunuz ama ben matematiği çözemiyordum. Beceremiyordum yani. Yine de seviyordu öğretmen. E, yine de, de seviyordu. Ne tatlı şey bu. E, ve Yıllar sonra matematik öğretmenini oynadım ama ben tabii. Şaka yapıyorsun. Tabii tabii. Elde var hayat diye bir dizi çekmiştik. Evet, evet. Orada matematik öğretmenini oynadım ben. Ne hissettin oynarken? <laughs> komikti. Öğretmen. <laughs> Benim için var. çok komikti. Ayırsı. Yok 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 hayır. Öyle bir konuşmamız olmadı ama bunu video e, olması çok mutluluk verici. Bir dakika yani. lise kaç senede bitirdin tam olarak? Beş sene. Ya şöyle altı sene aslında. Ne diyorsun? Tabii tabii.